Ahmet Çağ'ın ilk bisiklet turumuz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda. Evet. Ne düşünüyorsun? Güzel mi? Güzel mi? Şehitlerimiz için ne söylersin? Büyük taarruzu biliyor musun? Hayır. Öğrenecek misin? Tabii ki de. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını? Oo, onu biliyorum. Biliyor musun? Onu biliyoruz değil mi? Fahrettin Altay, Kazım Karabekir, İsmet İnönü. İsmet İnönü. Selam söyle, selam gönder. Ruhları şad olsun. Heh, bayrak kaldır. Aferin sana. Cümleten merhaba. Gölhisar'a girmek üzereyiz. 30 Ağustos tarihindeyiz. Büyük taarruzun 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Tabii dünya tarihinde çok büyük bir savaş ve kahramanlık destanı yazılıyor. Biz de buna istinaden Ensar ve diğer bisiklet grubundaki arkadaşlarla Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının meclise, daha doğrusu Ankara'daki meclis açmak için ve Kuvayi Milliye'yi yönetmek için gittikleri Ankara'ya açılan İstiklal Yolu'nun bir parçasındayız şu an. Gölhisar'dayız. Buraya gelme sebebimiz büyük taarruzun yıl dönümünde o kahramanları anmak ve o kahramanlar için Türk bayrağı dağıtarak ve o kahramanların savaş meydanında yediği ekmekleri onların ruhu için dağıttık. Tabii Gölhisar'daki konağını Kuvayi Milliye'ye açan, ekmek yapımı için o konağını fırına çeviren Hallaçlı Mehmet Ağa'yı ve Fahrettin Altay'ından Mustafa Kemal'le ve isimsiz birçok kahramana buradan selam olsun. Evet, ne düşünüyorsun Enes? Yani böyle şanlı bir tarihin evlatları olduğumuz için çok şanlıyız. Şanslıyız. Rabbim bir daha böyle bir olay yaşamayı ve böyle bir şey tekrar yapmayı nasip etmesin. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Bayrağımız arkada gördüğünüz gibi sonsuza kadar dalgalansın. Selahattin Adilleri, Cambaz Mehmetleri, 1 metre 10 santim boyunda ama koskoca yüreği sahip olan Ali Şamil'i, Yörük Ali'yi, Kara Fatma'yı, Şerife Bacı'yı, İhsan Talat Paşa'yı ve birçoklarını buradan selamlıyoruz. İstikamet üzerine devam ediyoruz. Büyük taarruz ve büyük taarruzun bütün kahramanlarına selam olsun. Onları saygıyla selamlıyoruz. Rahmetle, rahmetle anıyoruz. Bugün 30 Ağustos Büyük Taarruz'un yıl dönümü. Biz de bu kahramanlık destanına binaen bugün bisiklet grubuyla beraber Kurtuluş Savaşı'nda savaş meydanında yenen ekmeğimizi yaptırdık ve onların ruhu için aynı zamanda şu an Gölhisar'a gideceğiz. Gölhisar'da Kurtuluş Yolu var. Mustafa Kemal ve temsil heyetinin Kırşehir'e girdiği yola bugün bisikletçi arkadaşlarla beraber geçeceğiz. Akabinde yol boyunda kahraman askerlerimizin savaş meydanında yedikleri ekmekleri dağıtacağız ve bayrakları dağıtacağız ve turumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Bu destanı yazan bütün şehitlerimizi, bütün kahramanlarımızı, Mustafa Kemal'i, Mevzi Çakma, Fahrettin Altay'ı ve isimsiz birçok kahramanı rahmetle yad ediyoruz ve onları anıyoruz. Aynı zamanda göl başında Hallaçlı Mehmet Ağa vardı. Hallaçlı Mehmet Ağa göl başında kendi konağını fırına çeviriyor ve o fırından askerlerimize ekmek gönderiliyor. O yoklukta, o sıkıntıda, o kahramanlık dolu günlerde bu destanı yazan askerlerimizi rahmetle anıyoruz ve onları yad ediyoruz. Çocuklar, bayraklarımızı kaldıralım.